Merhaba. Şimdi size 3 tane çok önemli tüyo vereceğim. 3 tane. Bir erkeğe asla söylemeyin, asla aranız bozulmasın. 3 tane söylenmemesi gereken şey, erkekler dünyasının önem verdiği şeyler. 1. İşini sordunuz. Adamla tanıştınız ve işini sordunuz. İşini size söyledi. Dedik şurada mühendis. Ve şöyle bir yorum yaptınız. Ne kadar şirin, ne kadar tatlı. Bir erkeğe işiyle ilgili önemsiz olduğunu hissettirebilecek bir yorumda bulunmayın. Tatlı dersiniz, adam şöyle düşünür. İşimin neresi tatlı? Bunu yapmayın. Önemsenmek ister her erkek. 2. Biliyorsunuz bizler erkekler dans konusunda fazla yetenekli değiliz. Diyelim ki adam dans ediyor. Danstan sonra zaten terlemiş adam fare olmuş. Şöyle dediniz. Ne kadar salakça dans ediyorsun. Çok komiksin. Bu adamın bütün özgüvenini yıktınız. Zaten dans konusunda yetenekli olan, iddialı olan erkek çok sınırlıdır. Aman dikkat, sakın adamla dalga geçmeyin. 3. Bir film muhabbeti yapıyorsunuz ve adam şöyle dedi. Ben bu filmi izlemedim. Ve ona şöyle bir yorum yaptınız. Gerçekten mi? Gerçekten bu filmi izlemedin mi? Dalga mı geçiyorsun? Onu aşağıladınız. Yine özgüveninizi zedelediniz. Erkekler temelinde önemsenmek, kendini güçlü hissetmek isterler. Temel duygu budur. Yani erkek olarak tanımlayabileceğimiz her varlıkta bu duygu vardır kesinlikle. Kadınlarda temelde bir annelik duygusu olması kadar sıradan ve doğal bir şey. Geçenlerde bir kadın danışanım bana şöyle söyledi. Erkek arkadaşımla dalga geçiyorum, sürekli olarak onu aşağılıyorum, ona sürekli emirler veriyorum ve ilişkimiz çok iyi gidiyor. Ben de ona sordum. Erkek arkadaşım derken, ya senin erkek arkadaşın mı var gerçekten, buna inanıyor musun? Böyle erkek olmaz ki. Erkeğin doğasına aykırı. Bu üç tüyoyu dinleyin ve doğru adamı kaçırmayın. Kolay gelsin.